Dünyada bu haftaya Gazze ile başlıyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları bir ayı geride bıraktı. Şehir ortadan ikiye bölünmüş durumda. Tüm bunlar yaşanırken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz hafta bir Ortadoğu turu gerçekleştirdi. Birazdan geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Filistin'e destek gösterileri vardı. Geçtiğimiz haftada Filistin bayrakları birçok şehrin meydanlarında dalgalandı. İsrail ise birçok yerde protesto edildi. ABD'deki bir limanda gösteri yapan protestocular, İsrail'e silah göndermek üzere yola çıkacak olan bir gemiye engel oldular. İsrail Gazze'ye havadan ve karadan saldırırken uluslararası kamuoyundaki desteğini kaybediyor olabilir. Geçtiğimiz hafta ABD ve Avrupa ülkelerinden yapılan açıklamalar İsrail'e sorgusuz destek politikasının bittiğini gösteriyordu. Cibaliye mülteci kampının vurulmasından sonra İsrail'e yönelik tepkiler daha da arttı. Latin Amerika ülkelerinin neredeyse tamamından İsrail'e karşı tepkiler geldi. Filistin-İsrail Savaşı Ukrayna Savaşı'nı da etkiliyor. Çatışmaların başlamasından bu yana Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin endişesi ABD'den ve Avrupa'dan gelen yardımların kesintiye uğramasıydı. Diğer yandan Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olası müzakere iddiaları da dünya basınında tartışıldı. Birazdan detaylarıyla inceleyeceğiz. Ukrayna özelinde bu tartışmalar yapılırken, ülkenin Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Zelenski'nin Ukrayna genelinde ne zaman seçim yapacağı uzun süredir merak konusuydu. Kendisi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla bu konuyu açıklığa kavuşturdu. Birazdan bakacağız. ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta İran'la ilgili bulunduğu itiraf dünya gündemine bomba gibi düştü. Eski ABD Başkanı 3 sene önce ABD ve İran'ı savaşın eşiğine getiren krizin danışıklı dövüş olduğunu açıkça söyledi. Dünyada bu hafta başlıyor. İsrail-Filistin çatışmasıyla başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta İsrail güçleri Gazze şeridini fiilen ikiye böldü. Şu anda Gazze, kuzey ve güney bölgesi olarak iki kısımdan oluşuyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu ölenlerin sayısı 10 bini aştı. İsrail'in acımasız saldırısı tüm hızıyla devam ediyor. İsrail ordusu geçtiğimiz hafta Gazze şehrinin kuzeyinde yer alan Cibaliye mahallesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu mahalle yaklaşık 116 bin kişinin yaşadığı bir mülteci kampına da ev sahipliği yapıyordu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Guterres, Gazze şeridinde ortaya çıkan felaketin insani ateşkes ihtiyacını her geçen saat daha da acil hale getirdiğini ve sivillerin korunmasının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, Gazze çocuklar için mezarlığa dönüşüyor. Her gün yüzlerce kız ve erkek çocuğunun öldürüldüğü veya yaralandığı bildiriliyor, dedi. Tüm bunlar yaşanırken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret ederek hızlı bir tur gerçekleştirdi. Blinken, Batı Şeria'ya daha önce açıklanmayan sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve burada Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise gazetecilere yaptığı açıklamada güvenlik gerekçeleriyle Blinken'ın ziyareti tamamlanıncaya kadar herhangi bir detay paylaşılmadığını ifade etti. Miller, Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü tekrarladığını kaydederek Filistinlilerin zorla yerinden edilmeyeceğini net bir dille belirttiğini aktardı. Filistinliler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşı desteklemekle suçladığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmek üzere Ramallah'a gelmesine karşı gösteri düzenledi. Göstericiler Blinken'ın fotoğraflarını yakarak ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yüz binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklardaydı. Filistin bayraklarıyla gelen göstericiler ulus anıtında bulunduğu geniş meydanı doldurdular. Polonya'nın Platzamkowy meydanında da göstericiler toplandı. Soykırımı durdurun yazılı dövizlerle Gazze'de yaşananları protesto ettiler. İspanya'da ise başkent Madrid başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler hafta boyu devam etti. Yunanistan, İsveç ve Arnavutluk'ta dahil olmak üzere geçtiğimiz hafta birçok Avrupa ülkesinin başkentlerinde Filistin bayrakları dalgalandı. İsrail'e yönelik protestolarsa geçtiğimiz hafta boyunca neredeyse tüm dünyada devam etti. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Oakland limanında protestocular askeri malzeme yüklü bir gemiyi durdurmak istediler. Protestocular nakliye gemisinin askeri teçhizatla doldurulduktan sonra Washington'a, oradan da İsrail'e doğru yola çıkacağını söylüyorlar.
halat ve merdivenlere tutunarak kapının kapanmasına müsaade etmediler. Filistinli protestocu Mina Abu Shamala, bu bir ABD askeri gemisi, Tacoma'ya gidecek. ABD askeri silahlarını alacak ve ardından bu silahları İsrail'e götürecek dedi. New York'ta ise on binlerce kişi Washington'da toplandı, ABD'nin İsrail'e askeri yardım vermesine karşı çıktılar ve Gazze'deki bombalamanın bitmesini istediler. İskoçya'nın önde gelen futbol takımlarından olan Celtic taraftarları, İspanyol takımı Atletico Madrid'le oynadığı maçta Filistin'e destek vermişler, tüm uyarılara rağmen Filistin'e özgürlük sloganı atmışlardı. Filistin'e destek veren 200 Yeşil Tugay taraftarının kombineleri iptal edildi ve iç saha maçlarına girişleri yasaklandı. Alınan karar sonrası Celtic Park'ta oynanan St. Mirren maçında Yeşil Tugay'ın yer aldığı tribünlerde yüzlerce koltuk boş kaldı. Boş kalan koltuklara Filistin bayrağı asıldı. Taraftar grubu yönetimin aldığı bu kararla kulübü utandırdıklarını söyledi. Tribünde bulunan bazı Celtic taraftarları da lig karşılaşmasında Filistin'e destek vermeye devam etti. İsrail Gazze'ye havadan ve karadan saldırırken uluslararası kamuoyundaki desteğini kaybediyor olabilir. Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'deydi. Fakat krizin başlamasından bu yana ikinci kez çıktığı Orta Doğu gezisinden yine eli boş döndü. Fakat bu sefer konuşmalarında İsrail'e sorgusuz destek vermek yerine Gazze'deki insanlık faciasına da değindi. ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini açıkladı. Basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Anthony Blinken'ın yaptığı zirvede bu durumu muhataplarına anlattığını da ekledi. ABD'den bu açıklamalar gelirken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze şeridinin kuzeyinde yer alan Gazze şehrinin merkezine doğru ilerlediklerini söyledi. ABD'nin üzerindeki İsrail baskısı bölgede artıyor. Son haftalarda Suriye'deki ABD üslerine saldırılar gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ise Suriye'nin Deir ez-Zor ve Haseke illerinde ABD askerlerinin konuşlandığı üslere saldırı yapıldı. Cibaliye mülteci kampının vurulmasından sonra İsrail'e yönelik tepkiler daha da arttı. Bolivya Dışişleri Bakan Yardımcısı Fridi Memani, hükümetin İsrail'in Gazze şeridindeki saldırgan ve orantısız askeri saldırısını reddetmek ve kınamak için ilişkileri kesme kararı aldığını söyledi. Ateşkes çağrısı yapan Bolivya, İsrail'in abluk altında tuttuğu Gazze şeridine yardım göndereceğini de açıkladı. Tepki göstermekten çekinmeyen bir diğer Latin Amerika lideri ise Nicolas Maduro oldu. Maduro, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek insanlık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma dur demeli diye konuştu. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze şeridinde insani alanda uluslararası hukuku ihlal etmesinin kabul edilemeyeceğini, ülkesinin bu nedenle Tel Aviv'deki büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da ateşkes çağrısı yaptı. İsrail'in Gazze'ye yeni bir hava saldırısı düzenlediğine dair haberlerin ardından Lula, X'te paylaştığı mesajda "İlk kez ölenlerin çoğunun çocuk olduğu bir savaş görüyoruz. Durun. Tanrı aşkına durun," diye yazdı. Kendisi birkaç hafta önce uluslararası toplumun Orta Doğu'da devam eden çatışmaları durdurması gerektiğini belirtmişti. "Bu artık bir savaş değil, sadece bir soykırım," şeklinde açıklama yapmıştı. Yine geçtiğimiz haftanın başında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, çatışmaların başlamasından bu yana belki de ilk kez İsrail'e yönelik bir eleştiride bulundu. "Terörle mücadele sivillerin feda edilmesini haklı çıkarmaz," dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da birlikte yaptıkları toplantıda İsrail'den bahsetmemişlerdi. Görüşmede Gazze'deki insani kriz konusu ele alındı. Filistin-İsrail Savaşı Ukrayna'yı etkiliyor. Vladimir Zelenski'nin endişesi ABD'den ve Avrupa'dan gelen yardımların kesintiye uğraması. Uzmanlara göre Ukrayna arkasındaki Batı desteğini kaybederse Rusya'nın yıpratma politikasına dayanamaz. Vladimir Zelenski geçtiğimiz ay NATO savunma bakanlarının toplanacağı Brüksel'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Rus saldırısıyla geçecek bir kışı daha atlatmak için daha fazla silah ve yardım çağrısında bulundu. Geçtiğimiz hafta gözler ABD Kongresi'nde gerçekleşmesi beklenen bütçe görüşmelerindeydi. ABD Kongresi'nde ise son zamanlarda bütçe krizleri şiddetli bir biçimde yaşanıyor. Kevin McCarthy, ABD tarihinde ilk kez görevinden azledilen meclis sözcüsü olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyetçilerin kritik desteğini alan Mike Johnson yeni meclis sözcüsü olarak seçildi. ABD Başkanı Joe Biden, 61 milyar doları Ukrayna'ya yardım olmak üzere 106 milyar dolarlık bir güvenlik paketi geçirilmesini talep etmişti. Mike Johnson ise yardımlarda İsrail'e öncelik vereceklerini belirtti. "Vladimir Putin'in Ukrayna'da kazanmasına izin veremeyiz fakat Orta Doğu'daki önemli müttefikimizle yani İsrail'le dayanışma içinde olmamız gerekiyor," dedi.
Yeni meclis sözcüsü, ABD yönetiminin Ukrayna'ya daha net hedefler belirlemesi gerektiğini ve yapılan yardımlarda hesap verebilirliğin olması gerektiğini söyledi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov bu açıklamanın üzerine istedikleri her türlü bilgiyi sağlayabiliriz. Hiçbir sırrımız yok diye konuştu. ABD'nin yeni meclis sözcüsü Mike Johnson ve ekibi ayrı bir destek paketi hazırladı. Bu paket İsrail için Biden'ın önerdiği rakamın 1 milyar dolar altında. Geçtiğimiz hafta ABD merkezli NBC haber kanalı dikkat çekici bir haber yayınladı. İsmini açıklamayan ABD'li yetkililerin söylediğine göre ABD ve Avrupa Ukrayna'nın Rusya ile müzakere etmesi yönünde görüşmeler yapıyor. Haberde savaşın çıkmaza girdiği ve Rusya'nın sonsuz kaynakları karşısında Ukrayna'nın giderek zayıfladığından bahsedildi. İsrail'in Filistin'e saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'daki savaşın kamuoyunun dikkatini daha az çekmesinin ABD hükümetinde rahatsızlık yarattığı öne sürülen haberde bu durumun Kiev'e ek yardım sağlanmasını zorlaştırmasından endişe duyulduğu savunuldu. Vladimir Zelenski bu haberi ilişkin konuştu. Rusya ile müzakereyi kabul etmenin zamanı olmadığını söyledi ve Batı'nın bu yönde baskı yaptığı iddialarını da reddetti. Ukrayna ile ilgili bu tartışmalar yapılırken ülkenin Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Zelenski'nin Ukrayna genelinde ne zaman seçim yapacağı uzun süredir merak konusuydu. Zelenski sosyal medyadan yaptığı görüntülü paylaşımda Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zelenski şöyle söyledi: "Şu an seçim için uygun zaman olduğunu düşünmüyorum. Eğer herhangi bir siyasi tartışmaya son vermek ve gelecek için beraber çalışmak istiyorsak topluma gerekli her türlü cevabı verecek yapılar devlette mevcut. Böylece tartışma alanları oluşturmayız ve Ukrayna karşıtı oyunlara izin vermeyiz." Yani Zelenski yakın zamanda seçimlere gitmeyi planlamıyor. Ukrayna parlamentosunda milletvekili olan Alexey Goncharenko, Zelenski'nin 31 Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri için hazırlık talimatı verdiğini ileri sürmüştü. Ukrayna'da son cumhurbaşkanlığı seçimleri 31 Mart 2019'da yapıldı. Fakat savaş sebebiyle Zelenski şu anda da yaptığı gibi seçimlere gitmeyi tehlikeli bulabilir ve erteleyebilir. Eski ABD Başkanı Donald Trump çok konuşulacak bir İran itirafında bulundu. Başkan olduğu dönemde İran'ın ABD İHA'sını düşürdüğünü, kendilerinin de misilleme olarak ABD'yi vurduğunu söyledi. They called us up and they said, "Listen, we have no choice. We have to hit you because we have our own self-respect." And I understood that. We hit them. They got to do something. We're going to launch 18 missiles at a certain military base that you have. And you remember that night? Eski ABD Başkanı açıkça 3 sene önce ABD ve İran'ı savaşın eşiğine getiren krizin danışıklı dövüş olduğunu söyledi. Because I knew what was going to happen. They told us that don't be concerned. We're going to launch 18 missiles at your military base. But none of them will hit the base. These are very accurate missiles. These are missiles that essentially never miss. They're very reliable, very accurate. Trump'ın İran itirafları gündeme bomba gibi düştü. İran, Süleymani suikastinin hemen ardından misilleme olarak ABD'nin Irak'ta Enver eyaletindeki Ayn el-Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 15 füze atmıştı. Saldırılar gece yarısı saatlerinde başlamış ve İran devrim muhafızları saldırıların ABD'nin öldürdüğü Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını aldığını açıklamıştı.